We wait for the because all the TVs will be giving it live. Okay, so we're waiting. Waiting for the club TV. Okay. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Transferlerimiz sizlerle buluşmaya devam ediyorlar. Bugün Kemal Ademi bizlerle birlikte. Öncelikle her zaman olduğu gibi onun duygularını alalım burada olmaktan dolayı. Feelings. Sonra sizin sorularınıza geçelim. You will explain your feelings about being here, then we will receive questions. Okay. The feelings is like great. I think I 1 week now here. For me it's fantastic club, fantastic players, fantastic teammates, fantastic coaches, assistant, all this. Big club here, and I'm happy to be here. Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Buraya geleli bir hafta oldu ve gerçekten burası fantastik bir kulüp, fantastik oyuncular olan bir kulüp, fantastik bir teknik ekibe sahip bir kulüp. Gerçekten çok büyük bir takım. Burada olduğum için çok mutluyum. Sorulara geçelim. Süleyman Bey. Öncelikle hoş geldin. Başarılar diliyorum. Buraya gelmesine ve rapor için etkisi ne kadar var? Bir de burada Türk akrabaları olduğunu duyduk. Bir Türk pasaportu almayı düşünüyor mu? 3 tane milli takım seçeneği var onu biliyoruz. Türkiye'yi de bunun içine dahil edebilir miyiz belki? So first of all, welcome. I wish you good luck. Thank you. First of all, I would like to ask you about Vedat Muriç. How much did he affect your decision to come here? And second question is, we heard that you have Turkey. You have some relatives in Turkey, some family members in Turkey. So are you thinking of getting a Turkish passport? Because we know that you are eligible to play in 3 different national teams, and maybe are you thinking of playing for Turkish national team as well? I have family member in Turkish, yes, that's true, but I don't know I can play for Turkish national team because I have Switzerland passport, and I can also the German passport. Kosovo I don't have, and I can make the German passport because I'm born in Germany. Evet, dediğiniz gibi burada akrabalarım var, fakat Türk milli takımında oynayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var, Kosova pasaportum yok. Alman pasaportumun olmasının sebebi de orada doğmuş olmam. Vedat Muriç. What is the question for Vedat Muriç? How much did he affect your decision to come here? Does he have an impact on your decision? Did you talk with him? No, I don't talk with him, but I see the games for Vedat and for Fenerbahce, and I like how many scores goals for Fenerbahce, and I think Vedat is a big striker also in Kosovo, and I watch games from Vedat, but I don't speak with him and I don't have contact with him. Vedat'la konuşmadım ama Vedat'ın maçlarını, Fenerbahçe maçlarını izlemiştim. Kendisi gerçekten çok fazla gol attı. Bence çok büyük bir forvet kendisi. Kosova için de çok büyük bir futbolcu kendisi. Maçlarını izledim fakat kendisiyle konuşmadım. Mert Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Kendisini daha önce vermiş olduğu bazı röportajlarda eski takımlarında Yarkan İbrahimovic olduğunu söylemişti. Burada da So first of all, welcome. I wish you good luck. In your previous interviews, yes. We have seen some previous interviews that yes. you've made. Yeah. You've said that in your former clubs, your nickname was Ibrahimovic. So will you keep on using that nickname here as well? And you have said that before, you take him as an idol. What can you say about this?
Of course, he's an idol, and my teammates call me also, my friends call me also Ibrahimovic, but Ibrahimovic is a big player and big name. I'm Kemal Ademi, and this is home to my teammates in Basel. Tell me and my friends, because I think I say I'm Kemal Ademi, not Zlatan Ibrahimovic. Tabii ki İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir futbolcu. Benim eski takım arkadaşlarım ve arkadaşlarım beni İbrahimovic diye çağırıyorlardı. Kendisi gerçekten çok büyük bir isim ama ben de Kemal Ademi'yim. Basel'deki takım arkadaşlarım ve oradaki arkadaşlarım beni İbrahimovic diye çağırıyorlardı. Fakat ben onlara ben Kemal Ademi'yim diyordum. Ahmet Bey. Transferi biraz kamuoyunda sürpriz oldu. Fenerbahçe'nin eski yönetimi oldu. Biraz sonra son gün haberimiz olabildi. Şunu sormak istiyorum. Biraz kendini anlatabilir miyim? Tabii boyuna baktığımızda pivot santrafor olarak gözüküyor ama biraz kendi oyun özelliklerini anlatabilir miyim? First of all, I wish you good luck. Thank and you. I would like to say that your name was a little bit surprise for the public because you joined the team on the last day of the transfer window and before we have never heard of your name about coming here. So can you explain us about your playing style, because as we see that you are a tall player, so you probably are a pivot type of striker, but what can you say about your playing style? I'm not like the for like Vedat. I'm like I think another striker. I'm fast for my eye, and I can play like 1-2, like go solo, and for my height it's possible to say I am very fast. This is, and I think for a big striker is like a tempo you have. It's enorm good, and this is what I can say. Aslında Vedat tipi bir santrafor değilim. Ben boyuma göre hızlı bir futbolcuyum. Topla tek başıma gitmeyi, verkaşlar yapmayı severim. Yüksek tempoda oynamayı seven bir santraforum. Suha Bey. So I would like to ask you a question about your style as well, because we have seen some videos of yours, and in those videos most of the goals you scored were with your foot, not header. Most of them were with foot. What would you like to say? Yeah, it's like the foot, because it's not like here. I say in 1 week is too much crosses, but these crosses is very good, like on the head, and the when you say on the foot it comes on the foot, when you say on the head it comes on the head. And in Switzerland we have not this what can I say this not this playing style, not playing style, quality, not this quality for crosses, because Switzerland football is like different, like Turkish, and here is more intensity, and more player have to can I say to play in the games like he have plays like in other teams and big teams, and in Switzerland we come have so many teams, and it's like I won't say to this in Basel or in Switzerland we cannot cross us, but here is really really different like to Switzerland. Yaklaşık bir haftadır buradayım ve burada gerçekten çok fazla orta yapıldığını gördüm. Orta çalışması çok yaptık. Ortalar bazen kafanıza gelebilir, bazen ayağınıza gelebilir. Bu değişkendir tabii ki. Ama İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu benim oynadığım takımda. Yani orada İsviçre'de futbol biraz daha farklı, biraz daha yoğun. Ama yani İsviçre'de Basel dışında da pek çok takım var. Tabii ki orada takımlar orta yapmıyorlar demiyorum ama oyun tarzı biraz daha farklı. 24 yaşında genç bir oyuncu olduğu için rahatlıkla sorabiliyorum. Yani kariyer planlaması olarak ne düşünüyor? Önce tabii ki Fenerbahçe'de forma giymek, onun ardından hayalleri nedir? Nerelere kadar vardırmak istiyorsun? So as you're 24, we can consider you as a young player. So what are your career plans? Of course now you're focused on Fenerbahçe, but what are your plans for the future in your career? For me it's now I'm in Fenerbahçe and I want
on to talk to what is in the future. I want, we have a great great Ziel, no Ziel, with Fenerbahce. Yes, like in the future with Fenerbahce, and I want nobody speak to what is my future. I'm happy to be here in Fenerbahce, and I want the first time I see and I train and I play, and yes, I'm happy to be here, and what is in the future, I don't know. And if I'm not mistaken, your ligaments were ruptured last year. Are you completely healed? Last year? Geçen sene mi? Your ligaments. In 1918 season, I think. This was before. This was 70-80. Yes. 2017-2018 season. So are you completely healed? Yeah, this last was for 3 or 4 years. I have no problems with this, and I have a medical check, and then this medical check was very good. Bu dediğiniz 3-4 sene önceydi. Zaten buraya geldiğimde sağlık kontrollerine girdim. Orada da sonuçlarım çok iyiydi. Bir önceki sorunuzun cevabını da söyleyeyim ben. Ben şu anda Fenerbahçe'deyim ve gelecek hakkında konuşmak istemiyorum. Gelecek hakkında kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü burada çok mutluyum. Buraya yeni geldim. Antrenmanlar yapıyorum. Maçlar oynayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Gelecek hakkında konuşmak istemiyorum. Hakan Bey. So today Fenerbahce built up a new team. We created a new team, so there are a lot of important players in your position, like Samatta, like Cisse. In Basel you were a starter, you were playing in the starting lineup regularly, but here you might be a substitute player, so is it a problem for you? What do you think about that? Yes, we have new player. I'm happy to be here for this team, but this question you must have speak with the coach. I give my best for the team, and after training or after the games, you have to speak like him with the coach. But it's not my question, you know, to say I have too many concurrence. So it's, I think every team of the world, you have concurrence when you getting you signing for a big club. Evet, dediğiniz gibi çok fazla yeni oyuncu var. Ben burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu dediğin soruyu da zaten hocamızla konuşurum. Antrenmanlardan sonra, maçlardan sonra hocalarımızla konuşurum. Ama büyük bir takıma gittiğiniz zaman her zaman forma rekabeti vardır. Mert Bey. So you speak German and English. Also, your coach Errol Bulut speaks a lot of languages. He speaks German. He speaks English. So, what would you like to say about this communication with him? It's good. I'm one coach in this big club, and they speak German is for me important. And I can with him when we have training, or I don't understand what, and you can speak with him of German. For me, it's just amazing. And a lot of people here speak German. Bu tabii ki benim için çok iyi, benim için çok önemli, çünkü antrenmanda bir şey anlamadığım zaman kendisine Almanca sorabiliyorum, o da bana Almanca açıklayabiliyor. Gerçekten benim için çok iyi bir durum bu. Aynı zamanda takım içinde de çok fazla Almanca konuşan futbolcu var. Ahmet Bey. Takımda top class futbolcular var. Perotti gibi, Gustavo gibi, Sosa gibi. Böyle oyuncularla birlikte oynayacak olmak ona neler hissediyor? Böyle oyuncular tarafından beslenecek olmak heyecanlandırıyor mu kendisi? So in the team there are top class players like Perotti, like Gustavo Sosa, so they will also help you a lot. How do you feel about that? Does it make you feel excited? No, I feel very good. This player is amazing, like a footballer, like a person.
I come now here and he helped me, he speak with me, tell me what is good, what is not good, and I'm and he say he's in big players and big big names, but it's very good and I'm happy to have these guys here. Gerçekten çok iyi hissediyorum onlarla birlikte oynayacak olmaktan dolayı. Çünkü kendileri hem çok iyi futbolcular hem de çok iyi insanlar. Benimle sürekli konuşuyorlar, bana yardım ediyorlar. Nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok büyük oyuncular ve büyük isimler. Onlara burada sahip olmak çok güzel. Çok mutluyum onlarla birlikte oynayacağım için. Bir de şunu sormak istiyorum. Basketbolda olan ilgisi misin? Futbol ilgisi. Önemli bir iç Fenerbahçe'nin basketbol takımı da So first of all, I would like to ask you about what you think of basketball. Do you like basketball because you are a tall player and Fenerbahce basketball team is very well known in Europe as well. Were you following the basketball team of Fenerbahce before? I like basketball. I watch NBA, but I heard from Fenerbahce they have a great team in Fenerbahce. I hope I can with the team or alone watch a game live. I hope this I can make with teammates or alone or I don't know. Basketbolu seviyorum ben NBA izliyorum ama Fenerbahçe basketbol takımının da çok iyi olduğunu duydum. Umarım takım arkadaşlarımla veya tek başıma Fenerbahçe'nin basketbol maçını canlı izleme şansına erişirim. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Yoksa formasını hemen Adem'ye teslim edeyim. Also in front of the table, please. Front. Photographs.